Borsanın Şirketi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim bugün ağırlıklı olarak enerji, emtia ve havacılık konuşacağız. Konuğumuz TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı. Erdem Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkürler, iyiyim ben de. Borsada bugünlerde, borsayla ilgilenenler bugünlerde mutsuz. Biraz böyle hani tatsız hareketler oluyor galiba. Çok da çökmüş de sayılmaz ama bir sizden havacı, yani asıl uzmanlık konunuz olan ve bugünün de konusu olan havacılığa geçmeden önce havacılık, enerji, emtiaya. Borsada ne görüyorsunuz? Neden bu kararsız hareket ve 2024 için beklentini kısaca alırsak daha sonra, çünkü herhalde ana belirleyici o. O yüzden önemli. Ya açıkçası biz 2022 yılına ve 23 yılına çok güzel bir hisse olarak nominal anlamda iyi bir performans gösterdi Borsa İstanbul. Çoğu şirketler, hani hem bankacılık, hem sanayi, hem havacılık iyi bir performans göstermişti ve iyinin ötesinde. Tabii. Enflasyon üzerinde gösteren şirketler de oldu. Kendi muhteviyatındaki özel dinamikleriyle ayrışanlar da oldu. Dolar bazlı ikiye katlayanlar da oldu. Mesela Türk Hava Yolları'ndaki gibi. Böyle bir dönemden geçtik ve şimdi biraz daha artık o pandemi sonrası talep sıkışıklığının, fiyatları yükselmesinin, enflasyonist baskıların daha biraz daha sakinleştiği, hem temel anlamda biraz daha dengelendiği, hem de borsa anlamında yatırım alternatifi, işte faizlerin arttığı, likiditenin biraz daha kurduğu, borçlanma maliyetlerinin biraz daha arttığı bir döneme geldik. Bu nedenle biz biraz daha bu dönemlerde sakinleşmenin, biraz daha sakin hisse bazlı, şirket bazlı veya temel bazlı iyileşmelerin daha ön planda olacağını düşünüyoruz. Tabii ki endeks için de bir zaman sonra biz genel geçer bir yükseliş trendi olmasını bekleriz. Bunun sebebi de işte enflasyonist, hala enflasyon azalsa da enflasyonist baskıların devam etmesi. Bunlar da bizim şirket karlılıklarına yansıyıp hisse senedileri ucuzlaştırabiliyor. Böyle olduğu zaman hani biz biraz daha bu dönemde, yakın vadeli dönemde biraz daha hisse bazlı hareketlerin olacağını, ayrışanların olacağı, biraz daha geride kalanların olduğu ve tamamıyla bir bütün halinde bir yukarı yönlü trendin olmasını beklemeliyiz. Biraz daha sakin fırsatların olacağını düşünüyoruz. Sakin ama olumlu mu? Tabii. Hani... Biraz şimdi yabancı sermaye bekleniyor tabii. Yabancı fonların Borsa İstanbul'a girişi bekleniyor tahvilde beraber. Orada o beklenti herhalde en Borsa İstanbul'u yukarı taşıması beklenen ana tema bu. Sizin de beklentiniz budur herhalde, değil mi? Yani yerli yatırımcı çok fazla, hani şey dediniz zaten, yani alternatifler var şu anda. Geçtiğimiz yıllardaki gibi değil. Bir, yabancıların tabii ki sabit getirilme kıymetlere ilgisinin arttığını görüyoruz. Şimdi hisse senedi piyasasına da tabii bunu tetikleyeceklerdir. Bir de tabii ki bizim yılbaşı itibariyle özellikle sanayi şirketlerinde gördüğümüz enflasyon muhasebedeki bazı hani bilançoların muhasebe standartlarındaki güncellemeler enflasyona göre uyumlu şekilde finansallar açıklayacak. Bu dönemde netleştikçe değer olan şirketlere biz hani en azından yabancıların da yerlilerin de iyi göstermesini bekleriz. Evet. Sonra geleceğiz. Yalnız şu yabancı yatırımcı özellikle şimdi niye yabancı yatırım? Çünkü payı Borsa İstanbul'da %76'nın üzerinden %26'lara kadar geldi. Şimdi 30 küsürlerde. O nedenle yani yabancı gelir diye düşünüyoruz. Yabancı geldiğinde de yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da yatırım yaptığında da daha çok bugün işleyeceğimiz konular olan havacılık. Çünkü bu bunların şirketleri, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin büyüklüğü çok fazla. Yabancı da likit olan daha büyük şirketlere, zaten bu şirketlerden çıkmış ağırlık olarak. Yabancının da bu şirketlere geleceği söyleniyor. Sizin de beklentiniz bu mudur? Yoksa farklı bir şey var mıdır? Yani bu şimdi işleyeceğimiz konu ağırlıklı genel olarak şirketler. Zaten bir de şöyle bir durum var. Bizim işleyeceğimiz konuların geneli küresel büyümeyi veya küresel gelişmeleri hassas şirketler. İşte havacılık olsun, emtia olsun, işte petrokimya, refineri sektörü olsun. Bunların genel olarak hava yakışlarını aslında Türkiye özelinde değil, makro düzeyde hani bir
yurt dışı fon yöneticisini kolaylıkla takip edeceği hisselerdir. Zaten derini ve ölçeği olduğu ve kurumsal altyapının sağlandığı şirketler olduğu için biz daha çok bu şirketlere ilginin olmasını bekleriz. Hı hı. Hani pahalıdır, ucuzdur. O şirketin kendi özelinde olur ama genel itibariyle daha kolay takip edebildiği şirketleri, daha kolay anlayabildiği şirketleri daha ilk planda olacağını, ilginin olabileceğini düşünüyoruz. Onu tabii da ki, genellikle tabii zaten bu alanlardaki şirketler. Şimdi dönüp bakalım, yani aynı zamanda yabancıların da neye baktığını bir tahmin etmeye çalışalım. Hı hı. Enflasyon muhasebesinden bahsettiniz. Hı hı. Enflasyon muhasebesi şimdi 2024 karlar için, değil mi? 2023 yıl sonu için enflasyon muhasebesi yapılacak. Evet. Onu göreceğiz. Bu bir, bilançoları geciktirir mi? Çünkü hı hı. bayağı bir herhalde şey zaman alacaktır hı hı. diye düşünüyorum. Hı hı. İki, şöyle bir beklenti var. Yani ne umduğumuzu bulamayabiliriz ya da çok sürpriz şeyler, bilançolar çıkabilir enflasyon muhasebesiyle beraber. Katılıyor musunuz? Şöyle genel geçer bir yorum yapmak maalesef güç. Çünkü bazı şirketler enflasyon muhasebesinde parasal gelir elde edecek ya, bazıları zarar edecektir. Hani parasal kaybı uğrayacaktır. Bazılarının operasyonel marjlarında bir değişiklik olacakken bazılarında olmayacaktır. O nedenle genel geçer enflasyon muhasebesi artı şöyle veya böyle demek çok zor. Şirketin özelindeki muhteviyata bak lazım. Ama genel bir gecikme olur mu diye zaten SPK'nın da açıkladığı konsolide olmayanlar için Mayıs ilk haftası, konsolide olanlar için de Haziran ilk haftasına göre, normalde biz Mayıs Mart'ta beklerken bir yaklaşık 10 haftalık bir erteleme aldılar. Erteleme var. Tabii bu bütün şirketlerin zamanından 10 hafta erteleyeceği anlamına gelmez. Ama bazı şirketler, özellikle enflasyon muhasebesine geçen dolar bazlı veya fonksiyonel para birimi yabancı para olmayan şirketler için böyle biraz bilançolarında açıklama tarihlerinin ertelenmesini bekleriz. Evet. Peki yani sürprizler bekliyor musun? Ya açıkçası benim incelediğim listelerin çoğunda, örneğin havacılığın neredeyse hepsi fonksiyonel para birimi yabancı para olduğu için enflasyon muhasebesine girmeyecek. Ama iştiraklerinden kaynaklı ufak nüanslar değişecektir. Hani orada bir sürpriz yok açıkçası. Türk Hava Yolları'nda bir sürpriz beklenir. TAV'da da yok, Pegasus'ta da yok. Peki o zaman havacılığı bir işleyelim. Aynen. Daha sonra diğer alanlara geçeriz, diğer sektörlere. Şimdi sizin hazırladığınız tablolar var. Onu şu anda değerli izleyenler ekranlarda görüyorlar. Türk Hava Yolları'nın geçmiş dönem performansı nasıl diye bakıldığında yıllık %11 ve 2019'a göre, 2019 da pik sezonu herhalde galiba. Evet, 2019 galiba. Pandemi önceki en iyi dönemleriydi. En iyi dönem. Oraya göre de yine orayı da aşmış, %6 bir getirisi var. Diğerleriyle de karşılaştırmışsınız ve gayet iyi görülüyor durumu, değil mi? Yani bu şöyle, bayrak taşıyan şeyler. Bayrak taşıyanlar arasında bir numara zaten. Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerindeki havacılık şirketleri arasında en fazla uçuş yapan şirket olarak geliyor. Tabii ki mesela üstündeki Ryanair dediğimiz şirket aslında bir düşük maliyette, ucuz, yani rekabetçi bir şirket. Onun tabii ki uçuş ağı biraz daha kısa mesafeler açıyor. 3 veya 4 saatlik uçuşları kapsayan bir ağırlığı yapısı var. Türk Hava Yolları ona rağmen Amerika uçuyor, evet. Çin'e uçuyor ve bütün dünyayı kapsayan bir network'e sahip. O nedenle aslında Avrupa'daki en yüksek frekansı Türk Hava Yolları'ndan söyleyebiliriz. Evet. Orada da iyi bir performans var. Yani 2019 yani kısa mesafeleri uçtuğunda daha az kazanır. Tabii. Yani ölçek olarak 430 tane uçağı, 29 tane uçağı var Türk Hava Yolları'nın. Biz 2019 yani pandemi öncesine karşılaştırmak artık Türk Hava Yolları'na çok yetmediğini görüyoruz. Hem bilanço anlamında, hem uçak filo anlamında, hem de yaptığı iş modeli anlamında. Açıkçası pandemide özellikle bu kargo gelirlerinin olması, borçlarını ödeme anlamında bir rahatlık kazandı. Şimdi biraz daha pandemi olmadığı için talep de normale döndü ve hızlı bir borcunu azalttı. Bunların hepsi ise büyüme tarafında uçak filo geçişleri anlamında ciddi bir rezerv biriktirdi Türk Hava Yolları. Ve iyi bir operasyonu yönettiği için, maliyetleri de görece benzerlerine göre rekabetçi olduğu için
ciddi bir büyüme patikası sundu. Evet. Tabii bizim Türkiye'deki havacılık ve turizm, iç tüketimin de yani turizm sektöründe cazibesi Türk Hava Yolları'nın bu patikada, büyüme patikasında iyi bir performans göstermesine getirdi, sebep oldu. Getirdi. Bu anlamda uluslararası uçuşlar değil mi? Daha fazla karlı, evet, da daha iyi etkileyen ve son dönemde de daha fazla uçuşun gerçekleştiği alan. Evet. Yani bizim genelde uçaklarda baktığımız şey, havacılıkta, hava yolları şirketlerine baktığımız zaman bir uçağın ne kadar havada kaldığı ve ne kadar süre uçuşu, ne kadar koltukların dolduğu ile alakası var. Bunları en iyi yapabildiğimiz yer yurt dışı seyahatler, uluslararası uçuşlar. Bunun da Türk Hava Yolları çoğunu, yani yolcu sayısı olarak değil de kapasiteye göre neredeyse %70'ini, %80'ini yurt dışına sunduğu için, hatta daha fazlası da burada kazananın oluyor açıkçası. Evet, gelirin o zaman zaten döviz bazında oluyor. Pegasus ve TAV'ı değerlendirir misiniz bu anlamda? Pegasus'ta da yurt dışı ağırlığı var. Şimdi TAV biraz daha farklı. Türk Hava Yolları, Pegasus aslında benzer şirketler. İkisi de iş modellerine göre daha görece, hatta Pegasus en düşük maliyet yapısına sahip şirketlerden biri. Türk Hava Yolları da kendi ölçeğinde, kendi iş veya ürün segmenti anlamında ucuz rekabetçi maliyet yapısıyla olan, coğrafik avantajını kullanan, işte 3 saatlik bölgede yaklaşık dünya trafiğinin çok büyük bir kısmına rahatlıkla uçan bir yapıda. Pegasus daha düşük maliyet yapısıyla daha kısa mesafelerde uçuş sağlıyor. Türk Hava Yolları hub and spoke dediğimiz, topla ve dağıt diye bahsettiğimiz bir iş modeline sahip. İkisi farklı modeller olsa da aslında ikisinin de güçlü kasları, bir coğrafi olarak avantajlı bir yerde olması, iki bu bölgedeki hava trafiğinin yoğun bir şekilde olması, hani bir büyüme patikasında, büyüme dönemine hala devam etmesi. İki de maliyetlerle beraber rekabetçi fiyatlama yapıp diğer rakiplerine göre avantaj sağlayabilecek bir altyapısına sahip olması. Evet. Yönetimsel anlamda iyiler demek istiyorsunuz. Tabii. Herhalde, hem kendi iş modelleri bu sektör, buradaki talebe uyumlu, hem de bir coğrafi bir avantajı var iç tüketimiyle beraber. Tabii uçuşların %100'ünü yurt dışına yapmanız tabii ki olabilir ama iç tüketiminde, yani iç pazarında turizm cazibesinin de ülkedeki bu havacılığı, aynen, turizmin yardımcı olması gerekir. Evet. Bunların hepsini kullanabiliyorlar. Evet. TAV için ne dersiniz? Onların da çeşitli yeni yatırımları var. Onlar devreye girmesi var. Girecek olanlar var. TAV aslında tabii ki Türkiye bazı ağırlıklı bir net aktif değeri var ama onda Almaty dediğimiz Kazakistan'da şey var, Gürcistan var. Bu bölgedeki coğrafyadaki hava trafiğinden faydalanan havalimanı operatörü. O nedenle Türk Hava Yolları gibi veya Pegasus gibi talebin çok sert tepki verdiği, iyileştiği veya kötüleştiği yerlerde daha çok hacimle kazanıyor. Yani birim fiyatlarında bir değişme olmuyor. Belli bir imtiyaz sözleşmesi gereği birim ücretleri değişmiyor. Ama hacim geldikçe daha ağır kanlı ama büyüme olarak bu bölgedeki cazibeyi hisse performansına veya değerine yansıtabilen bir şirket. Evet. Burada en önemli değerlerden birisi Almaty Havalimanı. Orada pandemi döneminde alındı aslında, biliyorsunuz. Orada ciddi bir potansiyel oldu ve pandeminin ötesinde yolcu trafiğine gitti. Kargo gelirleri ve işte oradaki hizmetler, yer hizmetlerinde ciddi bir gelir var. Gürcistan tarafı, turizm tarafı anlamında gayet iyi. Bu iki şirket kabaca, iki aset yaklaşık %40'ını oluşturuyor TAV'ın. Tamam. Antalya Havalimanı'nın %50'sine sahip. Orada da büyüme zaten turizm tarafında, Türkiye'de de var. Bodrum'da var. Bodrum. Ankara'da da var. Yani böyle baktığımız zaman turizm tarafında bu bölgedeki büyüme, havacılıktaki büyümeyi iyi bir yansıtabilen bir değer oyuncusu olarak, evet, bakıyoruz. O zaman havacılığa yönelik bakış açımız gayet olumlu galiba, değil mi? Yani önümüzdeki dönem itibariyle enflasyon muhasebesinde açısından bakıldığında da etkilenmeyecektir. Şöyle yani, ufak tefek etkilenebiliriz. Aynen, şöyle düşünebiliriz. Şimdi biz bu görüntüyü yaparken bu güçlü kaslarından bahsettik. Tabii ki küresel gelişmelerde, havacılıkta bir normalleşme, artık biraz daha sakinleşme, talebin bozulması veya küresel büyümedeki tepkilere göre
Tabii ki tepki verecektir. Hı. Ama bu bahsettiğimiz şirketler benzerlerine göre veya havacılık sektöründeki diğer oyunculara göre daha iyi performans beklemesini şey yaparız. Ama Türk Hava Yolları biraz daha burada gücünü koruyabilecek veya nitelikleri olarak karını biraz daha dirençli tutabilecek bir yapıda. Biz hani bu havacılık sektöründe daha çok Türk Hava Yolları'nı beğeniyoruz. Diğerlerinde de değer var. Ama hani oradaki iştah bir çok büyük bir baz etkisinde olduğu için biraz daha sakin kalabilir. Ama Türk Hava Yolları hala cazibesini koruyor diye düşünüyorum. Peki şirket değerine bakıldığında ucuz mu pahalı mı diye bakarsak eğer, hı hı, ne çıkıyor bu? Bizim hedef değerimiz 405.8'di Türk Hava Yolları'nda. Hı hı. Yaklaşık %80 civarında bir şey var. TAV'da da bu %80 getiri potansiyeli var. TAV'da da yaklaşık %100'e yakın bir getiri potansiyeli var. Bunun sebebi de TAV bir değer oyuncusu. Yatırımları bitirdikçe o paraların ölçek ekonomisini kazanması ve yatırımların dönüşüyle beraber biraz daha sakin olsa da bir değer oyuncusu olarak bakıyoruz. Hı hı. O borçlanma ve yatırımların devreye girmesi bu yılın ikinci yarısı itibariyle daha hissede cazibe yaratabilir diye bakıyoruz. Yoksa getiri potansiyeli olarak ta biraz daha yukarıda bir değer var şu anki güncel fiyatlamamızda. Çok güzel. Şeyde de aynı şeyi görüyor musunuz? Pegasus'ta da benzer var ama Pegasus bu TAV ve hani TAV'da getir potansiyelinin yüksekliği ama biraz daha sakin kalması. Türk Hava Yolları'nda getirisi de yüksek ama hani biraz daha nakit akışı güçlü yakın dönemde. Bunun Pegasus'un biraz daha bu ikisinden biraz daha geride olduğunu düşünüyoruz. Orada da al önerimiz var. 1280 gibi bir hedeflerimiz vardı hatırladığım kadarıyla. Orada da var ama o kadar TAV gibi daha TAV uzun gibi vadeli cazip değil. Türk Hava Yolları gibi daha yakın vadede momentumunun pozitif olması beklemiyoruz. Biraz daha sakin olmasını bekliyoruz. Ama orada da yine al önerisindeyiz. Peki şimdi en çok Borsa İstanbul'da yatırımcısı olan şirketlerden birisi Tüpraş. Oraya, hı-hı, geçelim istersen. Tüpraş'a şimdi bakıldığında buradaki grafiğinizde de belli oluyor. Akdeniz rafinerisi tabii pandemi sonrasındaki fiyatlara göre düştü değil mi? Evet. Yani bu marjlar da düşüyor. Dolayısıyla yani Tüpraş'ın marjlarına baktığında orada bir düşüş görülüyor. Ama nasıl değerlendirirsin? Hı-hı. Yani sadece bu grafikte bir böyle bir düşüş varsa düşüş yani, hı-hı, bu kötü mü yorumlayalım bunu, ne dersin? Hı-hı. Şimdi rafinaj sektörü mobiliteyle, ekonomik büyümeyle çok birbirine paralel. Pandemi sonrası ürün karlılıkları anlamında Tüpraş'ın sattığı en büyük ürün dizel ve jet yakıtı. Bunları tamamıyla ekonominin aktivitesiyle, mobiliteyle ilişkili bir yapısı var. Şimdi pandemi sonrası bir hızlı bir toparlanma dönemine girdiği için arz oraya yetişemedi ve karlılıklarda ciddi bir yükseliş olmuştu. Yani 2022 karlılıkları Akdeniz bölgesindeki dizellerin 40-50 dolarlara geldi. Bu zaten devam ettirilmesi neredeyse tarihinde yapılmadı. Evet. Yani tarihinde ortalaması 14-15 dolar olan bir ürünün rekor şu anda 40-50 dolarlarda, evet, devam etmesi çok beklenmez zaten değerlemelere de bütün yatırımcılarda. Bunun devam etmeyeceğine dair bir şey vardı. Tabii bu kazanılan para nakite geldi ve bu bir değer yarattı şirkete. Bunun devamında biz aslında bu fiyatların da kademeli olarak yavaşlamasını bekleriz. Çünkü bu döngüde rafinaj ve petrokimya birbirine ters çalışan korelasyondadır. Rafinaj sektörü çok iyi ve bunu devam ettirdi. Bir süre daha devam ettirebilir. Özellikle bu Rusya savaşından kaynaklı dizel açığının Avrupa Birliği'nde olması ama sonuçta bir mobilite elektrifikasyona dönüşüm ve bunlar kalıcı olarak arzın yavaş yavaş kademeli olarak devreden çıkacağını gösteriyor bize. Bu ise biraz daha volatil bir ürün karlılıkları olsa da işte arz talebi bazen karşılayamayacak, bazen talep fazla gelecek, arz yetişemeyecek. Bu tarz bir volatil olsa da biz kademeli olarak eski normlara dönmesini bekliyoruz. O nedenle de evet, Tüpraş'ta her şey güzeldi ama
hadi devam edelim buradan daha da bir kar momentumu olacak diye bir iştahımız yok. Biz aslında TÜPRAŞ'ta nötr görüşte 140.50 hedef değerimiz var. Hmm. Al önerisinde değiliz. Hmm. Bizce aslında bu olumluluklar artık fiyatlandı. Biz artık buradan sonra normalleşme döneminde artık dengeye geçtiğini. Dengeye geçecek diyorsun. Peki şimdi petrol fiyatlarına yönelik bakıldığında şimdi bu marjlar ne zaman arttı? Evet, pandemiyle beraber üretim çok fazla, talep çok fazla olunca böyle sıçradı gitti ama ondan sonraki dönemde bakıldığında zaten emtia fiyatlarında bir gerileme görülüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme nasıl, yani gerileme petrol fiyatlarında ne bekliyorsunuz? O beklenti TÜPRAŞ'a nasıl yansır marjlarına? Şimdi şöyle bir duruma bizim aslında orijin olarak yani TEB yatırım olarak bir petrol tahminimiz yok. Ancak bizim BNP biliyorsunuz işte bir BNP iştirakiyiz. Oradaki petrol fiyatlarında 80-85 dolarlarda bir petrol fiyatının dengelenmesi gerekiyor ki herkese biz şu an 78-79 dolarlardayız. Çok büyük bir dengede bozulma beklenmiyor. Çünkü biz en azından okuduğumuz kadarıyla OPEC veya petrol üreticileri petrol fiyatının belli bir patikada oturmasını çok da yukarı gittiği zaman arzlarla beraber onu dengelemesini bekliyor. Yani bir bantta eskisi gibi böyle 30 dolardan 150 dolara çok volatil bir petrol fiyatını beklemiyoruz. Ama petrol fiyatının 80-85 dolarda olması zaten aslında TÜPRAŞ için istenilen bir şeydir. Çünkü stok yönetimi, fiyatlamayı bozmaması bunları rahatlatan bir noktadır. Şimdi TÜPRAŞ'ın aslında petrol fiyatlarından kaynaklı stok değer artış kazançları haricinde petrol fiyatı çok yüksek olursa tüketimi öldürebiliyor. Çok düşük olursa da tüketimi biraz parçalıyor. Her ne kadar elastikiyeti az olsa da 150 dolarlar üzerinde bir petrolle 50 dolar üzerindeki bir crack de 200 dolar varil başına dizel fiyatı açıkçası çok sağlıklı olmuyor. Yani tüketim devam edemiyor. Evet. Genelde 2022'de de gördüğümüz buydu. Hani 200 doların üzerinde bir varil başına dizeli dünya kabul edemedi belli bir süreden fazla. O nedenle böyle olması aslında TÜPRAŞ'ın sağlıklı bir yapıya inmesi anlamına gelir. Ama buradaki ürün karlılıkları aslında TÜPRAŞ'ın daha etkili veya daha hassas olduğu konuda petrol fiyatının dengede olması ürün karlılıklarıyla beraber VAFÖK gelişimi oluyor. Biz burada kademeli bir yavaşlama bekliyoruz. Hmm. O nedenle 40-30 dolarlarda değil artık 20 dolarların civarında bir dizel karlılıklarıyla beraber artık eskiye normalleştiği bir döneme geçmesini bekliyoruz. Yani pandemi sonrası o çılgın dönem vesaire bunlar artık normalleşiyor. Evet. Şey alanda bakıldığında, rafineler anlamında bakıldığında. Şimdi dönüp FETKİM'e bakalım. Şimdi bu da birbirine ters korele dediniz zaten. Peki o zaman TÜPRAŞ'ta o kadar umutlu değilsek PETKİM'de bu sefer daha umutlu olmamız gerekiyor. Evet. Bu önermeden yola çıkarak olalım mı? Şimdi yine bir grafiğimiz var. PETKİM birim karlılığına bakıldığında tabii önceki süreçte daha iyi ama son dönemde bir toparlanma görülüyor. Burada etilen nafta makası önemli. Bu neden önemli? Değerli izleyenler için açıklarsanız çok memnun olurum. Şimdi biz bahsettiğiniz gibi, dediğim gibi petrokimya ve rafiner sektörü birbirine ters çalışıyor. Çünkü genelde dünyada petrokimya ve rafineri birbirine entegre tesislerdir. Ve eğer rafiner sektörü çok iyiyse tesis veya şirketler daha çok rafinaj ürünlerine kayar. Petrokimyayı keser veya by product yan ürün olarak üretir. Ve petrokimyayı zararına veya çok anlamlı bir fiyat olmadan, kar odağı gitmeden ilerletir. Şimdi bu dönemde bir de Çin'in arzı fazlalaştı. Daha doğrusu biz pandemi öncesinde petrokimya kapasitesi arttığını görmüştük. Pandemi döneminde ilk başlarında biliyorsunuz maskeler ve bu tarz tek kullanımlık hızlı ürünlerin petrokimya talebini de tetiklediğini görmüştük. Bunlarla beraber güçlü bir talep olmuştu, güçlü bir karlılık olmuştu. Ama o zamandan sonra artık normalleşmeyle beraber talep o kadar yetişememişti. Bu nedenle de karlılığın yaklaşık 1-1,5 senedir zayıfladığını, petrokimya tarafında, nafta bazlı petkim gibi üreticiler tarafında zayıfladığını görmüştük. Şimdi bu dönem biraz daha devam etti ve artık biliyorsunuz küresel tarafta işte FED faizi indirecek mi, ekonomiler tekrar hareketlenecek mi diye bu petrokimya tarafı biraz daha hassas küresel büyümeye. O nedenle
biraz daha artık bardağın dolu tarafını görmeye başladığımız bir aşamaya geldi. Şimdi dünyadaki tüketim toparlanırken bir de bu arzın dengelendiği ortamda petrokimya tarafı petkimde daha dengeli bir hale gelip karlı artırabilir. Biz bunu daha çok yılın ikinci yarısında görüyoruz. Ama petkimdeki konu biraz daha şirket özelinde bir iyileşme. Bunun sebebinin iki tane nedeni var. Bir tanesi Star Rafinerisi'ne %12 hisse alımı vardı. Evet. Yaklaşık 3 sene sürüyordu. Hatta 2019'dan beri başlıyordu. O süreci tamamladı ve 3. çeyrek itibariyle, 2 Ekim itibariyle yani 4. çeyrek açılışıyla beraber finansallarını almaya başlayacak. Star Rafinerisi dediğimiz şey de aslında son çeyrek rakamlarına girecek. Evet. Star Rafinerisi yani hisse devri tamamlandığı için biz bunu bekliyoruz. Star Rafinerisi de aslında çok değerli bir eser çünkü 2018'de yine bir tesis Tüpraş kadar ölçeği olmasa da karlılık anlamında ona yakın operasyonel kar ve FÖK yarattığını görüyoruz. 2022 rakamlarında işte ISO 500 rakamlarında bir numara zaten biliyorsunuz Tüpraş en büyük sanayi kuruluşu, 2 numarada Star Rafinerisi. Şimdi bu değerin bize göre makul bir değerle petkime alınması aslında petkime bir değer atandığını hissettiriyor bize. O da aslında şöyle operasyonel bahsettiğim gibi petrokimya ve rafinaj birbirine ters çalışan sektör olduğu için bir denge unsuru, bir denge değeri oluşturduğunu görüyoruz biz petkimde. Ve bu algı yatırımcı için daha volatiliteyi engellediği için daha dengeli bir portföy sunabilecek bir yatırım enstrüman olarak görüyoruz. Bu ise bize petkimde cazibe yarattığını inanıyoruz. Evet. Peki şimdi burada petkimin birim karlılığının biraz toparlanıyor olduğunu gördük. Bu toparlanmasında biraz önce saydığın nedenler mi geçerli yoksa yani şirkete yönelik? Şirkete özel. Bu konu şirket özel tarafı burada daha çok ön plana çıkıyor. Sebebi de şu. Biz 3. çeyrekte aslında nafta bazlı üreticilerin neredeyse zararına sattıklarını gördük. Normalde petkimin de başa başta bir operasyonel kar yaratmasını beklerdik. Ancak gördüğümüz kadarıyla üretim ham madde tedariğindeki esneklik, daha rekabetçi fiyatlardan ham madde tedariğine ulaşabilmesi şirkette ciddi bir değer yaratmış. Ham madde hangisi? Nafta bazlı üretici alıyor olduğu için ham madde ağır ve hafif nafta olarak ikiye ayrılır. LPG de kullanır petkim ama bu ikisi kabaca %90-95'ini oluşturur normal şartlarda. Nafta üretimi, nafta maliyetlerindeki bir düşüş şirkete ciddi bir kar yaratmış gibi görünüyor. Hani şöyle dengeleyebiliriz. Şirket kabaca bir çeyrekte normal döngüde petrokimyanın bu kadar kötü olmadığı normal ortalamalarda çeyrek başına 50 milyon bilemediğiniz 75 milyon dolar EBITDA yaratır, VAFÖK yaratırdı. Bizim 3. çeyrekte yaklaşık 46 milyon dolar EBITDA yarattığını görüyoruz, VAFÖK yarattığını görüyoruz. Bu ne demek? Sanki hiç döngüdeki bu kötülük yokmuş gibi şirket para yaratma kabiliyetine haiz olmuş gibi görünüyor. Bu tabii ki ne kadar devam edecek bunları takip edeceğiz ama bu bize petkimin bölgedeki diğer nafta üreticilerinden ayrışabileceğini ve petkime özel bir iyileşme olabileceğini düşündürüyor. Biz zaten al önerisindeyiz şu an. 33.64 hedef değerinde. Peki. Şimdi diğer bizim devler tabii Borsa İstanbul'da işlem gören diğer dev şirketler, demir çelik şirketleri. Burada uzun çelik üreticisi var, Kardemir ve yassı çelik Erdemir. İstemir de yassı çelik üretiyor. İstemir uzun çelik üretiyor. Yok, o uzun yassı beraber ama yassı ağırlıklı. Ama Erdemir'i zaten. Tabii sadece yassı iştirak. Demir çelik şirketleri için ne dersiniz? Şimdi biz yapıcı görüşeceğiz öncelikle. Biz özellikle Erdemir ve Kardemir için biz al önerisindeyiz. Burada artık en kötünün geride kaldığını ve kademeli karlılıklarda toparlanma ve bunun bir değer yaratacağını görüyoruz. Hem Kardemir'de de hem Erdemir'de de al önerisine sahibiz. Buradaki asıl sebebimiz şu. Çin'deki dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de artık dengelenme ve biraz daha artık maliyet hani zararına tesis çalışımlarının değil biraz daha iç tüketimiyle beraber dengelendiği biraz daha kademeli toparlanmanın olmasını beklediğimiz bir görüntüde biz yaklaşık son bir aydır ürün fiyatlarının
maliyet artışlarına cevap vermeye başladığını gördük. Özellikle yaz içerikte. Bu nedenle de bizim Çin yılbaşı öncesi, Şubat'ta biliyorsunuz Çin yılbaşı oluyor. Onun öncesinde biraz daha olumlu bardağın dolu tarafından görmeye yakınsadığımız bir dönemdeyiz. Bu dönem tabii ki küresel tarafın, küresel dinamiklerin, iş tüketiminden hariç küresel çelik piyasasının ne yaptığına dair iz düşümleri olduğu için Ereğli burada biraz daha heyecan yaratabilir gibi görünüyor. Onun sebebi yaz çelik biliyorsunuz dünyada daha çok dünya ticaretiyle fiyatlaması olur. Evet, evet. Uzun çelik, inşaat demiri ve bu tarz şeylerse daha çok iç tüketim, kredi maliyetleri, inşaat aktivitesi bunlara bağlı bir şey olduğu için biraz daha geride durmasını bekliyoruz. Yine korele hareket ettiği görünüyor ama uzun çelikte daha nakit marjların daha iyi toparlandığı görülüyor. Biz iyileşme anlamında söylüyoruz. Bir artı iyileşme veya bir artı kötüleşme diye bakıyoruz. Tabii ki burada maliyet yapısı, biz orada kardemirden bahsediyoruz. Kardemirin maliyet yapısından dolayı şimdi kardemir daha çok cevheri yurt içi kaynaklardan kullandığı için $140 olan bir cevher de ciddi avantaj yaratıyor. Erdemir tabii ki daha kaliteli bir cevher kullandığı için yüksek bir maliyet yapısına katlanıyor. Onun karşılığı kadar ürün fiyatlarını arttıramayabilir. Ama kardemir bu avantajı olmasa uzun çelik makası biraz daha zayıflayabilir. O nedenle onun kardemire özel bir kar marjı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Maliyet tarafında öyle. Talep tarafında önümüzdeki dönem herhalde bu deprem kaynaklı inşaatlar başlayacak. Orada da kardemir için faydalı olur mu? Şöyle, şimdi benim bahsettiğim bu yakın dönemde işte Çin ne yapacak? Açılacak mı teması? Bundan sonraki dönemde altyapı yatırımları ne kadar olacağı, deprem sonrası işte kentsel dönüşümlerin ne olacağı, bunlar kardemirin ana ürünü inşaat demirine veya işte fil maşindir. Daha çok inşaat sektörüne, yurt içi tüketime daha ağırlıkla etkileyecek gelişmeler olduğu için kardemirin bundan yılın özellikle seçimden sonra yılın ikinci yarısında daha çok ayrışmasını bekleriz. Erdemir'de diyorsunuz ki temel, global, küresel toparlanmaya bağlı olarak her ikisinde de yukarı yönlü bir daha doğrusu en kötünün geride kaldığını düşünüyorsunuz. İstemir'de bir deprem sırasında bir şey olmuştu. Bir zarar görmüştü. Onun bir sigorta alımından bahsediliyordu. Sigorta tazminatından daha doğrusu. Bir açıklama ben kaçırmış olabilirim. Bir açıklama yapıldı mı onunla ilgili? 3 çeyrek öncesinde, bilanço öncesinde böyle bir açıklama yapıldı. Kabaca $100 milyon bir gelir yazıldı tek seferlik. Tabii ki burada sigorta tazmin giderlerinin bir de devamı da var. Yani tek başına bir kısmını almış olabilir ama biraz daha devam eden bir süreçte. Çünkü biliyorsunuz deprem olduğunda bir maddi kayıp oluyor. Bir de gelir kaybı oluyor. Sizin o üretimi yaparken elde edeceğiniz değerden muaf olduğunuz veya ona alamadığınız için bununla ilgili bir kayıp var. Tabii sigorta şirketlerinin bunu pazarlıklarını devam ettiğini düşünüyoruz. Onu da bu yıl içinde alınmasını bekleriz. Aynı zamanda sigortada yazdığım için $300 milyon civarında oradan alacağının olduğunu sigortacılar söylüyordu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani çok afaki değil, öyle diyelim. Hani söylüyorum. $100 milyon şu an tahsil bilançodan geçtiğini düşünürsek çok afaki rakamlar değil ama tabii ki bunu hem şirket hem de sigorta şirketleri daha sağlıklı bir yerde tutar. Hani biz bununla ilgili bir yorum yapmıyoruz açıkçası. Peki demir çelik içinde böyle umutlusunuz. Şimdi tabii bir de şunu atlamamanda fayda var. Şimdi kardemirde olsun, Ereğli'de olsun yüksek fırın üreticileri ve bizim ileriki dönemlerde Avrupa Birliği'nin karbon sınırı vergisiyle ilgili bir gündemi var. Karbon salımı çok yüksek olduğu için çelik sektöründe biz kardemirde de Erdemir'de de artık karbon dostu yatırımlara yönelmesini bekleriz ve bu bir ana gündem maddesini bekliyoruz. Tabii ki karlılıklar önemli. Tabii ki ürün karlılıkları ne oluyor, hacim ne oluyor, tüketim ne oluyor ama biz artık bir Ereğli'de hani en başta olmak üzere Kardemir'de de bir dönüşümün, üretim şeklindeki iyileşmenin, yapısal bir dönüşümün nasıl olacağını da takip edeceğiz. Bu kısa vadeli bir iş değil. Hani bir yatırım yaptığınızda satamazsınız aksa halde. Aynen öyle. Yani, veya sattığınız şey karlı olmayacak. Çok zararlı olacak. Yani bankalardan daha artık o kadar önemli ki bu karbon ayak izi, karbon salımı.
bankalardan daha ucuza kredi alabiliyorsunuz, hı hı, ya da daha pahalı oluyor eğer buna önem vermiyorsanız. Hı hı. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonomi gerçekten hayatımızda çok etkili olacak gibi duruyor. Şirketlerin de tabii buna dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi toparlarsak havacılıkta umutluyduk. Hı hı. Biraz enerji tarafında Tüpraş'ta artık her şeyin o eski geçen yıllarda olduğu gibi, hı hı, uçan kaçan karların olamayacağını düşünüyorsunuz. Dönüp Petkim'de gayet umutlusunuz. Ve Demirçelik tarafında her ikisinde en kötünün geride kaldığını düşünüyorsunuz. Evet. Kısaca herhalde bunlardı. Borsanın da dev şirketleri tabii bu konuştuklarımız. Başka ekleyeceğiniz varsa lütfen ekleyin. Ya açıkçası şöyle, hani bunlar genelde küresel tarafa bağlı olduğu için, hı hı, şu anki görüntüde fotoğrafı çektiğimizde genel dinamikleri bize yapıcı, ama biraz daha sakin kalarak hareket edeceğini düşündürüyor. Tabii ki küresel gelişmeler, atıyorum Çin iç tüketimini destekleyecek bir anda bir müdahale ederse, bu sıralama belki de çelik sektörü için çok pozitif bir gelişmeye, evet, dönebilir. O nedenle, aniden de değişebiliyor. Tabii, görüyoruz bunu yani. Tabii. O nedenle hani genel nitelik olarak bizim şirketlerimiz rekabet avantajı veya, hı-hı, konumlandırma olarak bir avantaj sağlayabilecek, bir değer yaratabilecek yere sahip. Bunun hisse senedi performansında er ya da geç yansıtmasını bekleriz. Evet. Ama bugünkü bu değişecek olmasına rağmen, değişme potansiyeli taşımasına rağmen bugünkü resmi de bizler için çizdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Efendim, Borsa'nın şirketlerinin bu hafta sonuna geldik. Konuğumuz TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı'ydı. Erdem Bey bize Borsa'nın, sermaye piyasalarının temel gelişimini, yanı sıra havacılık, enerji ve emtia şirketlerindeki gelişmeleri sıraladı. Kendilerine katkılarının dolayı tekrar teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.